arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, reading topic Australia. Evet, bambaşka bir kıta Australia. Sydney, Australia. Hi, my name is Noel, and I would like to tell you a little bit about the city where I live. My name is Noel, I would like to tell you, size bahsetmek isterim diyor, anlatmak isterim diyor, hali hazırda şu an. I would like to tell you, demek isterim ki, anlatmak isterim, a little bit about city where I live, yaşadığım şehirle alakalı size birazcık bahsetmek isterim. I would like to tell you, anlatmak isterim, a little bit about, azıcık, a little bit, azıcık, neyle ilgili? About the city, şehirle ilgili. Ama hangi şehir? Where I live, yaşadığım şehir oluyor değil mi arkadaşlar? Where I live. Bu tür soru kalıpları, that ve where gibi ve diğerlerinde olduğu gibi W'lu soru kalıpları arkadaşlar geldiğinde ne oluyordu? Soru cümlecinin başına gelmediğinde hani şu yaptığım, şu ettiğim yer vesaire. Where I live, yaşadığım şehir. Sydney. Sydney, as you probably already know. Zaten biliyor, bildiğiniz üzere, zaten bildiğiniz üzere diye çevirebiliriz arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere, as you probably, muhtemelen zaten bildiğiniz üzere, muhtemelen de ekleyelim. Muhtemelen zaten bildiğiniz üzere, as you probably already know, is located in Australia. Avustralya'da bulunuyor demek olarak çevirebiliriz arkadaşlar. Located, hani yerleştirilmiş, yerleşik olmuş vesaire ama burada yerleşmiş değil, Avustralya'da bulunuyor diye çevirebiliriz bu şehirden. A country with a population of 23 million people. Hani nasıl bir ülkede bulunuyor? Şöyle bir ülkede, Avustralya'da bir ülke nasıl? With a population, Avustralya hani bir ülke, bu Avustralya'yı açıyor. A country with a population of 23 million people. 23 milyonluk nüfusa sahip bir ülke de bulunuyormuş. Avustralya denen 23 milyonluk bir nüfusa sahip Avustralya'da bulunuyormuş Sydney. Many people think that, birçok insan düşünür ki, many people think that Sydney is the capital city of Australia. Sydney, Avustralya'nın başkenti olduğunu, başkenti olduğunu düşünür. Actually, aslında, gerçeğinde, it isn't, öyle değil. The capital is Canberra. Evet, başkenti Canberra diye bir şehirmiş arkadaşlar. Değil mi? Canberra. However, ancak, lakin, it is the largest city. Fakat, şimdi başkent diyebiliyorduk, Canberra başkent, o ayrı ama yine Sydney'den devam ediyor. It is the largest city, en geniş şehriymiş. And it is the perhaps, and it is perhaps, belki de the most well known, en çok, en iyi bilinen Avustralya şehriymiş. Nerede en çok bilinen Avustralya şehriymiş? Nerede? In the other countries of the world. Dünyanın öteki ülkelerinde. Avustralya'nın en iyi bilinen. The most well known. Bu bir kalıp arkadaşlar. En iyi bilinen. Well known. Known burada fiilin üçüncü halini kullanıyor arkadaşlar. Burada emizar vardır. Tekil çoğul ilişkisine göre. Yani bilinir olur. Burada gizli bir emizar vardır aslında. Burada bu fiilin üçüncü hali sade değildir aslında. Bilinmek olması için bir şey pasiftir. Burada da emizar olur aslında. Mesela is known. Yani bilinir. The most well known. The city is known denir mesela. Known diye okunabilir. Countries of the world. There are, var, ne var? About, rakamlardan önce, hakkında değil, aşağı yukarı. There are about, aşağı yukarı, 4.6 million people. 4.6 milyon insan varmış yaklaşık. Nerede? Who live in Sydney? Sydney'de yaşayan. Who live in Sydney? Sydney'de yaşayan. I love Sydney because it is very modern. Sydney'yi severim çünkü çok modern. International city, uluslararası bir şehir, uluslararası şehir. Ne ile beraber? With people from all over the world.
dünyanın her tarafından akıp gelen insanlarıyla birlikte. There are also, bir de ne varmış? There are varmış, bir de varmış. Ne varmış? Many interesting places to visit. Ziyaret edilecek birçok yer varmış. Many interesting places to visit. Ziyaret edilecek çok yer varmış. Many interesting people to meet. Buluşacak, tanışılacak çok insan varmış diye de bu kalıbı çok çok da kullanabiliriz. İlerideki derslerimizde bunları da işleyeceğiz diye umuyoruz. Like to Sydney. Like to gibi, neresi gibi ziyaret edilecek birçok ilginç yeri var. Neresi gibi? Sydney Opera House. Sydney Opera Binası ve and Royal Botanic Gardens. Royal Botanic Bahçeleri where you can see thousands of large bats called flying foxes. Evet. Botanik bahçeleri, Royal Botanik bahçeleri nasıl bir yermiş arkadaşlar? Binlerce büyük yarasa, hani uçan tilki diye adlandırılan, called flying foxes, binlerce yarasayı görebileceğiniz bir yer oluyor arkadaşlar. Evet, burayı böyle çeviriyoruz. In addition, ek olarak, bu İngilizce yazım olaylarında bayağı işimize yarayacak kalıplar bunlar. Ek olarak, there are many wonderful museums. Harika, birçok harika müze var. And fantastic art galleries. Ve fantastic, olağanüstü sanat resim galerileri. Where you can see the works of famous artists. Meşhur sanatçıların, ressamların eserlerini görebileceğiniz yerlermiş buralar. If you want to play or watch sports, oynamak veya spor yapmak veya izlemek istiyor iseniz, oynamak veya spor yapmak istiyor iseniz, you can enjoy the Sydney Cricket Ground or Sydney Football Stadium. Evet, buraları, kriket oyunları var ya arkadaşlar onların, beyzbol gibi. Veya Sydney Football Stadium. Veya Sydney Football Stadium'unda ne yapabilirsiniz? Tadını çıkarabilirsiniz. You can enjoy. Tadını çıkarabilirsiniz. With the great climate, harika bir nesi varmış? Havası varmış arkadaşlar. Nasıl? Not too hot, not too cold. Ne çok sıcak ne de çok. Çok soğukmuş değil mi? Arkadaşlar bu to ne oluyor? To normalde cümlenin başına geldiğinde nice to meet you, nice to meet you too deriz. Bu dd anlamındadır. Yani orada kullanıldığı gibi dd anlamındadır. Ama sıfatlardan önce geldiğinde mesela sıcak, soğuk gibi, uzun, kısa gibi abartı anlamında. Not too hot, çok sıcak değil. Not too cold, çok da soğuk değil. Cümle başında dd anlamına gelir ama sıfatlardan önce çok anlamı geliyor. And a beautiful view of Tasman Sea ve harika bir manzarası, Tasman Sea'nin harika bir manzarasıyla harika da bir manzarası varmış. With a great climate and a beautiful red. It is not surprising that, sürpriz değil ki, nedir sürpriz değil ki, şaşırtıcı değil ki, the city always welcomes, şehir her zaman ziyaretçi ağırlarmış. Always welcomes, her zaman ağırlarmış. Neyi ağırlarmış? Welcomes, ağırlamak demek. Aşağı yukarı 2 to 3 million international visitors each year. Her yıl yaklaşık 2-3 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlarmış arkadaşlar. Now, şimdi you know a little about my city. Benim şehrim hakkında biraz bilgi sahibi sahibisiniz. So, ve böylece tell me what's your city like? Sizin şehriniz nasıl? What's your city like? Arkadaşlar, çok kullanışlı bir kalıptır. What's the weather like? Hava nasıl? Atmosfer nasıl anlamında da kullanılır vesaire. Bu şekilde. Sizlere benim tavsiyem bunu arkadaşlar ne yapacaksınız? Bunu bir güzel, bu derslerin suyunu çıkaracaksınız. İnanılmaz mesafeler kat edeceksiniz. Bir şeyler sizde
çok güzel bir şekilde oturacak. Bu parçalar inanılmaz. Bu parçaları okuyup suyunu çıkaranlar bu seviyede artık bir derdi olmaz. Olmaz olmaz. Bu kalıplar inanılmaz kalıplar arkadaşlar. Bu başlangıç ve orta seviye kalıpları bunlar. Bir dahaki hafta yine bu konunun alıştırmalarıyla, hani cümleleri ve kalıpları pekiştirme adına alıştırmalarıyla görüşmek dileğiyle sen kalın, sıkı çalışın, kendinize iyi bakın.